Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır masa başı bölüm çekmiyorduk. Bugün sizler için faydalı bir seri çekeceğiz ve yeniliklerle çekeceğiz. O zaman başla bakayım. Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba kardeşim. Bugün kamera arkasında Batu var. Batu'yla beraber böyle bir şey denedik. Çünkü soracağım şekilde gidersek daha uygun olacağını düşündük. O yüzden Batu'yla devam ediyoruz. Evet ilk sorumuz seramik nedir? Kardeşim seramik nedir? Aracın dışına uygulanan sıvı bir kimyasaldır. Seramik daha önceden piyasada var mıydı veya yok muydu? Son 4 senedir falan yeni çıkan bir ürün mü yoksa daha önceden var mıydı? Şimdi aslında şu daha önceden vardı ama bu piyasaya yeni girdi. Daha önceden nasıl vardı? Özellikle teknelerde ve uçaklarda kullanılıyordu. Sürttürmeyi daha çok azaltsın diye. Mesela uçak için havadaki toz pisliklerini, kum tanelerini hani kaydırsın diye öyle bir uygulanıyordu. Daha sonradan aynı firmalar araba için üretmeye başladılar ki bu da şöyle iyi bir taraf oldu. Yeni bir sektör açıldı, yeni bir ticaret kapısı açıldı. Ondan 5 senedir falan da uygulanıyor. Seramik çekmekteki amaç nedir? Bu arabanın boyasını korumamız lazım değil mi? Seramik çekerek bu arabayı dış etkenlerden olduğunca koruyoruz. Her çeşit seramik var ve hangisini tercih ediyorsunuz? Şimdi şöyle, çeşite girdiğin zaman baya çeşitleri var. Bir de İngilizce isim olduğu için mesela H var, H plus var, içindeki oranlar değişik. Çok fazla kafa karıştırabiliyor. Ama genel anlamda bizim araba uyguladıklarımız veya sizin araba uygulamak istedikleriniz nano ve cam seramikler olarak iki gruba ayrılıyor. Sizin için de önereceğim cam seramiklerdir. Bunun sebebi de şu, nanolar biraz daha nasıl diyeyim böyle kısa ömürlüler. Ve fiyat aralıkları da 50 TL'den başlıyor. 1000 TL'ye kadar nano seramik var. Ama cam seramikte öyle bir şey yok. Düşük kalitesi bile belli bir fiyattan başladığı için ve belli bir kaliteden başladığı için sizin başınız daha çok ağrımaz. Şimdi malzeme fiyatlarını söyledim. Kullanma fiyatları ne araçlarınızın? Şimdi kardeşim burada kendi dükkanımız olduğu için yani bir fiyat vermem yanlış olur. Ama sizin için de şöyle bir şey söyleyebilirim. 1500 TL'den sadece seramik olarak başlar. Bu seramin tabii öncesi de var. Onu da arkadaşlar nasıl yapılır serisine başlıyoruz. Orada bu tarz uygulamaları veya araca yapacağınız işlemleri nasıl yapıldığını anlatacağız. Onu da orada anlatırız. Şimdi 1500 TL sadece seramik olarak desek bir de bunun altı var. Altı ne vardır? Pastası, cilası, artık kil uygulaması vardır. Yani toplamda sizin 2500 TL gibi bir bütçe ayırma lazım seramik için. Aracına seramik yaptırmak isteyen arkadaşlar nelere dikkat etmeli mesela? Şimdi kardeşim tabii biz işin içinde olduğumuz için biz biliyoruz ama hiç bilmeyen bir adam için bu biraz zor. Buna tabii neye bakabilirsiniz? Yüzeysel olarak firmaya bakabilirsiniz. Firmanın ismi önemli. Yaptığı ürünün de önemi bayağı büyük ama tabii bizim milletimiz biraz dolandırıcı olduğu için örnek veriyorum. Kaliteli bir ürünün içine dandik bir ürün koyabilir. Bunu siz anlayamazsınız. Yani dandik ürün de örnek veriyorum 50 TL'lik ürün de bu arabayı kayganlaştırır, parlatır ve koruma sağlar. Buradaki önemli mesele ömürlülüğü. Bunu da size şöyle bir şey söyleyebilirim. Gittiğiniz firma size garanti vermek zorunda. Size eminim yok 2 yıl garanti veriyor. Aslında şöyle bunu yapan firma vermiyor. Belgeyi size şirket veriyor. O yüzden yaptırdığınız seramiğin garantisini isteyin. Eğer garantisi yoksa onu kesinlikle yaptırmayın derim ben size. Seramik hangi araç uygulanır? Mesela her araç uygulanmıyor. Uygulanır yani seramik sonuçta araba seçmiyor. Ama şöyle bir detay var. Aracın boyası önemli. Sonradan boyalı olup olmadığı önemli. Bir de şöyle bir ufak bir detay oluyor seramiklerde. Şimdi sedan arabalarla hatchback arabalar arasında bir kasa farkı var. Yani hatchback araba biraz daha yuvarlak hatlara sahip olduğu için örnek veriyorum bagajdan tuttuğun zaman su rahat bir şekilde kayabiliyor. Sedan da kaymıyor. Bu da sizin açınızdan ya işte daha kötüymüş anlamına gelmesin. Bu tamamen kasa farkından dolayı. Eğer araç boyasızsa yani fabrikanın çıktığı boyaysa o aracı çok rahat bir şekilde seramik uygulatabilirsiniz. Çünkü daha öncesinde pasta ve cila bölümünde araba çiziklerini daha rahat alabileceğiniz için daha sonrası daha kolay olacaktır. Ama boyalı arabada şimdi burada derin bir çizik var. Bunu haliyle fazla bastıramıyorsun. Fazla bastırdığın zaman boya yanıyor. O yüzden yani onlara önemli etken diyebiliriz. Peki, seramik arkadaşlar kendileri yapabilirler mi araçlarını? Seramik kendiniz çekebilirsiniz ama burada mevzu seramikte değil. Yani seramiğin uygulaması basit bir şey. Zaten Google'a yazdığınız zaman veya YouTube'a girdiğiniz zaman birçok videoda bunu size anlatıyor. Seramikteki asıl amaç boyanın altını düzeltmek. Pastayı iyi yapmanız lazım. Burada bir tortu, pislik, çizik kaldığı zaman buna da seramik uyguladığınız için ne oldu? Siz o çiziği veya tortuyu koruma altına almış oldunuz. Eğer seramikte kaliteli bir seramikse o çizik hiçbir şekilde arabadan gitmeyecektir. Yani kısacası yapabilirsin ama altını iyi yapmak zorundasın. Artı seramik uygularken de hiçbir şekilde toz, su buharcı gibi şeyler olmaması lazım. Bu konulara pek fazla girmiyorum çünkü nasıl yapılır bölümünde daha detayına gireceğimiz için burada sadece sizin için akıl vermeye çalışıyorum.
istiyorum diyebiliriz Batucuğum. Çok merak ediyorum. Banko bir soru. Seramik çizilir mi? Çizilir kardeş. Seramik çizilmeyen diyen Mazda'da Bodrum'dan buraya 7000 TL'ye kadar seramik yapmış arabasına. Buraya getirsin. Bak tel fırçayla falan değil. Dükkanı süpürdüğümüz normal bir yer fırçasıyla burada arabayı yıkayalım. Çizilirse benim dediğim gibi arabayı bırakın gider. Yok, çizilmezse seramiği onun 3 sene boyunca bütün pastasını, cilasını, iç dış yıkamasını burada ücretsiz olarak karşılayacağız. Seramik çizilmez diye bir şey yok. Zaten seramiğin böyle bir amacı da yok. İyi olan tarafı şu. Şimdi boya çizildiği zaman arkadaşlar bu boyayı pastacıyla düzeltmeniz lazım. Ama seramik kaliteli bir seramikse veya düşük seviyede bir seramik de olsa seramiklerin ısındığı zaman kendine yenileme özelliği var. Yani bu araba kaputu çizildi, seramik kaplama bir arabaysa bunu ısıtarak bunu eski haline getirebilirsiniz. Zaten amacı da o. Peki ya çizilen seramik tamiri nasıl olur? Şimdi daha önce zaten bahsettim yani hani ısıdan dolayı geliyor ya. Tabii bu seramiklerde marka marka değişiyor ve ısı derecesi de değişiyor. Yani şu an sizin ortalama piyasada yaptığınız 2500-2000 TL gibi seramiklerde bu 60 veya 70 derecede ısındığı zaman seramik kendi haline geliyor. Bunu da işte sıcak su dökerek veya fön makinesiyle yapamazsınız. Mecburen o tarz seramiklerde pasta makinesiyle, süngeriyle geçmek zorunda kalırsınız. Tabii fiyat arttıkça ve bu işler de iyice yükseldikçe 25 dereceye kadar ısındığı zaman kendini yenileyen seramikler var. Ama o da tabii şöyle bir şey. Onlar zaten diyebilir hani benim arabam çizilmiyor diye. O araba çizilir. O araba güzel bir yıkadıktan sonra güneşe çekin kendini yeniler. Ama o da fiyatları minimum 7000, 8000, 10000 TL'den başlıyor diyebiliriz. Yani pahalı bir şey kendini yenileyen seramik. Şimdi ciddi anlamda çakma kapı olunca çizilmeyen seramik var mı? Kardeş onlar bu işin hile tarafı. Yani YouTube'a yazdığınız zaman da veya Google'a yazdığınız zaman da seramikle alakalı olan bir şey değil. Vaks çektiğiniz zaman da çizilmiyor. Yani seramin dayanıklılığını anlatmak için değil. O tamamen bu işlerin biraz daha şov kısmı. Tamam, görsel bir şov ya o. Son soru olarak sana şunu söyleyeyim. Seramik bakımı nasıl olur? Şimdi kardeşim seramik aslında böyle aman aman bakımı yok. Ama size yapılan firma seramik size şampuanı verir, özel şampuanı ve bunlar konsantredir. Konsantre demek nedir? Bir şeyin özü, yani köpürmez. Yani insanlara biz bunu veriyoruz veya alıyorlar insanlar, ya bu köpürmüyor diyor, daha çok döküyor. Atanlar var, farklı şeyde uygulayanlar var, ona gerek yok. Onu bazı bölgelere damla damla damlatacaksınız, suyu vuracaksınız, o şekilde gidecek. Seramik araba kesinlikle köpük möpük dışarıdan yani yıkamada veya kendiniz vurmanıza gerek yok. Fırça vurmanıza gerek yok. Seramiğin amacı neydi? Çamurun, toz tanesinin, sinek pisliğinin, cartın, curtun onların yüzeye yapışmaması veya yapışsa bile tutunamaması. Konsantre köpüğünü sürün, bir su tutun, ondan sonra da bezle veya büyük ihtimalle de havayla kuruttuğunuz zaman hiçbir şekilde bir şey kalmayacaktır. Ya kardeşim şimdi zaten şöyle. Şimdi yani o konuya girmek istemedim ama gireyim. Yani seramik dediği şey zaten arkadaşlar. Şimdi sen arabanı götürdün bir firmaya. Ben arabamı seramik yaptırmak istiyorum dedim. Adam sana şunu söylüyorsa kardeşim sabah bırak ben sana akşam teslim ederim derse o firmadan selamünaleyküm uzaklaşır. Bir günde seramik olmaz. Çünkü bunun külleşmesi var, alt zeminin hazırlanması var. Bu tabi boyanın durumuna kadar değişir. Minimum 3 günde falan biter. Yani öyle bir günde, bir saatte, 4 saatte seramik yapılmaz. Neden üşüdüktür? Bunun üşüleşme süreci mesela, alt zemin hazırlama süresi. Tabii bunlar hepsi etken. Yani zaten fiyat mesela orada da değişir. Şimdi örnek veriyorum. Burada marka değiştirmiyor fiyatı. Arabanın boya durumu değiştiriyor. Siyahtır mesela araba. Çok fazla çizik vardır. Şimdi çizik alman için ne yapman lazım? Öncesindeki hazırlığı daha çok uygulaman lazım. O da fiyatı arttırır. Mesela beyaz araba da götürdüğün zaman fiyat, biraz daha fiyat düşük olabilir. Çünkü alt zemin hazırlama kolay olur. Çizikleri pek fazla belli etmez. O tarz farklılar olabiliyor gibi gibi. Artı şöyle bir şey söyleyeyim. Bu seri hakkında birkaç tane internette fazla video görüyoruz. Bunu gereksiz atıyorsunuz. Gerek akım falan gösteriyor bana. Bu masa başı serisinde Allah izin verirse milletin size nasıl dolandırdığını tek tek burada açıklayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey diyebilirim. Yapacak bir şey yok kardeş. Yani millet parayı kolay kazanmıyor. Artı mesela daha deminki abinin mevzu gibi. Yani bu adamın bir suçu yok. Çünkü adama belge falan da vermemişler. Yaptırdığı araba da yani böyle alt segmentli bir araba, C segmentli bir araba öyle değil yani üst. Yani kardeşim verdiği para da az değil. 4500 TL para vermiş. Evet,
Yani burada garanti şu olmaması lazım. Yani abi garantim benim, sıkıntı olduğu zaman gel bana deyin. Burada yani yazılı belgeli bir garanti olması lazım. Şimdi bu adam suçu yok. Niye? Adam güveniyor. Yani dediğin gibi 50 TL'lik seramik de buna kayganlaştırıcı sağlayabiliyor. O adam arabamda seramik var diye rahat rahat takılsa, belki fırçayla çizse, örnek veriyorum, arabanın boyası yanacak. Şimdi yani cilalar da bu arabanın üzerinden bak, öyle maddeler çıkarmışlar ki. Tabii. Arabayı yıkandığı zaman, aslında cilalar yukuladığı zaman bile neredeyse seramik etkisi vermeye çalışıyor yani. Evet. Arabanın yatayı, akar yeri güzel olursa su hiç durmuyor bile diyebiliriz yani. Bizim burada da kullandığımız geçen bir mesela bir malzeme, burada marka vermeyeyim. Bildiğiniz hızlı sprey şey yani, sıkıyorsun, hızlı cila sıkıyorsun, kayganlaştırıcı efsane artıyor. Onu koruma alıyor. Onun tek amacı su kayganlaştırıcı. İnsanlar zaten böyle kandırıyorlar. Suyu döküyorlar, tamam mı? Kovayla suyu döküyor. Su buradan akıyor ya. Diyor ki efsane seramik. La kardeş sen buna şöyle fıskele su sık bakayım da kayacak mı? Zaten fiziksel anlamda da imkansız. Yani kovayla döktüğün zaman su tüm haliyle buraya dökülüyor. Tüm haliyle kayıyor. Tek tek geldiği zaman kaymıyor. Seramik zaten amacı su kaydırmak değil. Tamam, bir amacı su kaydırmak. Ama diğer amacı boyayı korumak. Son olarak söylememiz şimdi gerekiyor. İstiyorsan şöyle bir şey bak. Sandalyeyi buraya koy. Sen müşteri ol. Benden beklentini söyle. Ben de sana cevap vereyim. İçimiz arasındaki tartışmalar, merak ettiği konuları böyle canlandırma şeklinde anlatırsak biraz daha güzel olabilir. Hadi bak, gel. Şimdi şöyle olunca şöyle yapayım ben. Düşünmüş. Abartma. Şöyle değişim yapıştı. Şimdi kardeşim sen müşterisin. Bunu kast. Şimdi geliyor sana. Hı. Aracıma seramik yaptırmak istiyorum. Hı. Bana değil ya, herhangi bir firmaya. Şimdi şu an mevzu sensin. Hı. Girdik, şimdi araca seramik yaptırmak istiyoruz. Bana seramik özelliklerinden bahsettikler. Şimdi kardeşim. İnandır yani. Sen inandırma mevzu şöyle. Şimdi sen şuna şartlanmışsındır. İnternette, YouTube'da gördüğün için seramik çizilmez, zarar gelmez, kurşun atsam geri seker tarzında bir şeye şartlandın mı, şartlanmadın mı? Şartlanır canım. En çok şartlandığım mevzu çakmak atma, çakmak atma. Yani zaten millet ilk başta öyle kandırdılar. Çakmak mevzusuna kandırdılar. Çakmağı wax'ta dene, wax'ta da çizmiyor. Şimdi gelelim seramiğe. Şimdi abicim senin seramik dediğin şey boyayı korur. Ama neyden korur? Şimdi biliyorsun kuş pisliği arabanın boyasını 2 saat, 3 saat güneşin altında dursun, kesinlikle yakar. Seramikle yakmaz zannediyorlar, seramikte de yakar. Ama mevzu şurada. Normal seramiksiz halde 2 saatte yakıyorsa, seramikli halde 10 saatte yakar. Ama yine yakar. Şimdi ben normalde müşteri olarak geldim ama şimdi bunun da üzerine geçmemek lazım. Seramikte yakar ama aracın boyasını yakmaz. Üzerindeki katı seramiği yakar. Ama burada şey önemli. Seramin kalitesi önemli. Tabii kesin. Yani insanlar şunu yapıyor arkadaşlar. 500 TL'ye, 600 TL'ye, 700 TL'ye bir insan seramik çekiyorsa birinci o seramik dandik seramiktir. Kardeş bizim aşağıda var. Bak yemin ederim marka vermeyeyim. Geliş 50 TL. Değil mi? Zaten yani şimdi Ankara'da toptan aksesuar satan yerlerde de var. Yani gelişi 50 TL olan bir seramikten sen neyi bekleyebilirsin? Hiçbir şey bekleyemezsin. O en maksimum 3 çıkamadı arabanın üstüne gidecektir. Ha dedim kuş pisliği mevzu öyle. Mesela sürekli uzun yola gidip geliyorum. Aracım gerek ön tampona gerek kaputuna taş lekesi, harici sinekler. Taş lekesinden korundu, taş atığından korundu. Veya şimdi, kaplama yaptı. Şimdi şöyle bir şey var bu konuda. Senin bütçene bağlı. Şimdi sen bana diyorsan ki abi benim cebimde param var. Ben 15 bin TL seramik yaptırırım diyorsan ben sana seramikte onun garantisini verebilirim. Eğer sen çok fazla uzun yola gidiyorsan, çok fazla araban taşa maruz kalıyorsa şöyle bir yöntem uyguluyoruz genellikle veya uygulayın arkadaşlar. Aracın ön üç parçasını PPF kaplayın. Geri kalanını seramik kaplamanız lazım ki siz daha çok verimli alabilirsiniz. Çünkü taş geldiği zaman boyaya zarar verebilir. Bence seramik mi? Şimdi ben güya müşteri olarak geldim ama seramik mi PPF kaplama mı dersen ben kaplamayı daha çok tercih ederim. Ama fiyatı fazla. Fiyatı fazla ama yani ne olursa olsun sonuçta onun attığı mikronla kaplamanın attığı mikron bir mi? Değil. Şimdi şöyle mikron mevzusuna girdiysek de arkadaşım madem bilimsel sordun. Şimdi seramik dediğin olay aracın üstüne 0.3 veya 1 mikron kalınlık verebilen bir şey. Ortalama da 0.5 diyelim. Ben daha 1 mikron veren bir seramik görmedim. Yani PPF farklı bir bu. Yani 140'a kadar verebiliyor. O kadar kalın malzeme. Ama PPF ayrı bir masa başı bölümü konusu. Bunun kalitesi var, çıkması var, sürekliliği var. Yani şimdi sen seramiği çektin. Seramiği hiçbir şey yapmasan bile kötü bile olsa 2 sene sonra, 3 sene sonra veya 1 ay sonra seramik kendiliğinden gidiyor. Ama PPF öyle değil. PPF'nin eğer kötüsünü çektirirsen
Bunu da kardeş hem boyasını alır hem sararır. Yani kullanamazsın aracı. O sana daha çok zarar açabilir. Ama şimdi bir de müşterilerimizin veya takip eden arkadaşlarımızın şöyle bir çıkmaza da sokuyoruz kendi kendimize. Kaplama mı, seramik mi konusunda? Yani kaplama bence daha iyi. Kardeş bu bak. Yani bu tarz şeyler, bu tarz detaylı ürünleri tamamen bütçeyle alakalı bir şey. Tabii. Şimdi sen şu arabayı yani tamamen kalite... 200 lira da pasta çiçeğine çekiyor. Ya çeken var tabii canım. Şimdi pasta çiçeğine mevzusu da başka bir mevzu. Şimdi C3 de pastayla. Ya vereyim abi çünkü neden? İnsanlar C3 çekiyor. Zannediyor ki pasta yaptım, araba parlazdan güzel oldu. Öyle bir mevzu yok. Onu daha sonra size anlatırız arkadaşlar ama. Şimdi kardeşim şu araba... Ya tamamen, tabi bu arabanın tavanı yok ama yani tamamen işte kaliteli bir PFF ile kapladığın zaman veya o oranda bir seramiğe düştüğün zaman yarı yarıya fiyat farkı var. Çünkü ciddi bir manada. Bir de o böyle. Yanlış bilmiyorsun. Gerçi bütün malzemeler dolar bazında, euro bazında geliyor ama folyo da değil mi akıllar? Hani dolar bazında, euro bazında geliyor. O biraz daha hani oynak bir ürünler. Ya zaten folyo ürünleri, PFF de bir folyo ürünüdür. Tabii. Biliyorum PFF de sonradan çıktı. Folyo ürünün tamamıyla dolar bile değil. Euro üzerinden geliyor. Örnek veriyorum PFF kapladım bu araya. 1000 TL tuttu. Bundan 2 ay sonra euro fırladı, dolar fırladığı zaman 2000 TL tutabilir. Ama seramikte böyle bir olay yok. Yani seramikte genellikle sabit fiyatı. Oynasa bile 100 lira, 200 lira falan oynar. Şimdi kampanya yapıp hani bu işi belki o arkadaşlar o kurtarıyordur ama hani emin olsunlar o kalite üzerinde bu malzemeler, bu işler görünmüyor. Neden? Adam bir kampanya yapıyor, seramik kaplama yapıyor. 800 lira. İçine otokuaför hediye ediyor, motor yıkama hediye ediyor. Koltuk yıkama hediye ediyor, taban temizliği, hepsini hediye ediyor. Bunların hepsini seramik kaplama dahi 800 lira yapıyor. Bunu niye yapıyor? Bak bunu sana niye yapıyor? Kardeş ben sana söyleyeyim arkadaşlar. Bu adam 1000 TL, 1500 TL diyelim bak hepsini. 800 TL, işi katına çıkarıyorum. 1600 TL diyorum, hepsi dahil. Bir, kullandığı pasta dandiktir. Maliyeti 50 liradır. İki, kullandığı seramik dandiktir. Maksimum 100 liradır. Zaten büyük ihtimal AliExpress malıdır. Kuaför dandik demeyelim, hadi siliyordur. Ama ilaç kullanmıyordur. Ha, ilaç kullanmıyordur. Sonradan kusmasını önlemiyordur. Şimdi kuaför de tabii ayrı bir konu ama kuaförde önce ne yaparsın? Arabanı silersin, ilaçlarsın. Araba kusma yapıyor mu, yapmıyor mu ona bir bakarsın. Abi ondan sonra müşteriye teslim edersin. Ayrı bir işim zaten kuaförde. Tabii canım. Yani bunların... Temizliği istiyorsan marka modeli fark etmeksizin tüm aracın koltuklarını sökmek zorunda. Tabii canım. Yani işte 1600 TL bak. Sen 800 TL dedin, ben sana 1600 TL diyorum. Ben de hani Instagram'da böyle sponsor yayınlıyorlar ya, gezerken falan böyle sponsor. Ya onlar arkadaşlar. Zaten o tarz reklamlara bak. Alayı siyah arabadır. Alayı cam gibi parlıyordur. Hepsi ışığın altına çekmiştir. Ben şu an iddia ediyorum. Ben şuraya seramik olmayan, çizik olan bir araba şuraya çekeyim. Kameranın açısıyla, ışığıyla oynayayım. Burada pasparlak çıkar. Tabii. Yani insanlar sosyal medyada işte bunu, ya sosyal medyanın amacı da bu zaten. İnsanlar bir şekilde kandırabilmek için. Göz boyamak. Kardeş seramik mi yaptıracaksın? Git yaptıracaksın dükkana. Adamı bak ne iş yapıyor? Gözünle gör malı. İnternetten, resimle, telefonla değil. Gözünle gör. Nasıl bir ürün, nasıl bir derinlik veriyor, nasıl bir sağlama yapıyor, nasıl bir parlaklık veriyor. Onu gör, ondan sonra git. Düzgün kullanmazsak, hani aracın üzerinde araç tozluyken işte seramik var bunda. Bunu bir su tutayım hemen sileyim dersek... Yani ve güzel bir yerde silmesek. Orada da şöyle bir detay var. Şimdi siyah arabanın, kırmızı arabanın, mavi arabanın, gri arabanın, beyaz arabanın çizilme şeyleri farklı. Şimdi siyah arabayı, şimdi şöyle kardeşim, şimdi beyaz arabayı çiz, dibine gir göremezsin. Gri arabayı çiz, şuradan görürsün, örnek görüyorum. Kırmızı arabayı çiz, şuradan görürsün. Siyah arabayı çiz, yanına yaklaşmadan görürsün. Burada zaten öyle bir fark var. Evet. Durum öyle arkadaşlar yani seramiği böyle genel olarak topladık. Dediğim gibi nasıl yapılır bölümlerinde bunları nasıl uygulayacağımız. Burada şunu da lütfen söyleyeyim. Burada kendi firmamızın reklamını yapmıyoruz. Kesinlikle. Yani yapsam zaten fiyat söylerdim. Şunu başka şeyleri de söylerdim. Bu serilerdeki amaç sizin daha bilinçlenmeniz. Yani tabii kendi yapabilirsiniz yapamazsınız. Orası ayrı bir konu ama bir yere gittiğiniz zaman en azından aklınızda bir şey bulunsun ki ben geçen bir tane video izledim. Adamlar böyle böyle demişti. Bu adam bunu yapmıyor. Demek ki bu adam iyi bir adam değil. Tarzını düşünmenizi istiyoruz. Onun için zaten bu tarz videolar çekiyoruz. Ha, belki kafanızı karıştırdık biraz. Ha, belki biraz yararımız oldu ama bizim buradaki temennimiz hani size daha güzel hizmet alabilmeniz piyasada. Yani gerekli yerlerden gerekli performanslar alamazsanız yani sonuçta arabalar göz bebeğimiz. Tabii. Hani hele erkekler için. Ondan ziyade yapılı bir araçlar, hani emek harcanan modifiyeli bir araçlar için bayağı her şey canından abi. Çok seven insanlar bayağı var. Şey. Tabii. Yani aracına daha güzel, daha önemli detaylar katması için öneride bulunduk. Saygı duyarız sizin düşüncelerinize. Tabii canım. Yani sizin de
varsa eklemek istediğiniz bir şey, merak ettiğiniz bir şey, bizim burada anlatmadığımız veya anlatacağımız bir şey varsa burada tabii konuyu biliyorsak anlatırız. Bilmiyorsak hani koldan araştıralım, sağa sola soralım tarzında bir şey pek fazla ben sevmiyorum. Çünkü ha, yüzeysel bir bilgi oluyor. Mesela diyorlar ki arkadaşlar abi işte yazının videosu çek veya işte kaplama videosu çek ama ustası ile çek. Şimdi tamam mantıken düz düşündüğün zaman ustasıyla çekmek mantıklı oluyor. Burada bura bizim dükkan değil de başka bir dükkan olsaydı ben seramiğin kötü yönlerini anlatamazdım. Veya sana sorsan sen bana söylemezdin. Nasıl söylemezdin? Yuvarlak cevaplar verirdin. Çünkü evet. Senin işin bu. Tabii. Anladın mı? Kendi işini baltalamasın. Bizim öyle bir derdimiz yok. Yani ister bana yaptır, ister başkasına yaptır. Hiç önemli değil. Tabii. Ama bu işin gerçeğini bilin. Sonuçta bu iş veya bu arabacılık işi genel anlamda bizden sonraki gelen nesillere aktaracak. Yani işte geçen mesela bir video daha çektim masa başı anlamında. Bu hani modifiyecilik nedir, ne değildir tarzında. Yani bunları insanlara biz ne kadar çok iyi aktarırsak belki 10 sene sonra, 15 sene sonra bu işler daha farklı bir noktaya gidecek. Tabii tabii kesinlikle. Şöyle bir örnek verelim mesela. Şimdi dükkana gelen YouTube'da tabii yeni nesil çocuklar telefon eline düşürmüyor. 5 yaşındaki bir çocuğa şu arabanın markasını sor, şu logoyu. Vallahi billahi söyler. Evet. Yani veya başka marka bir aracı sor. %100 söyler. Çünkü çocuklar artık öyle seviyor ki bu işi. Yani bile telefon abi şimdi her şey abi, telefon. Yani çocuklara bir şekilde bir şeyler yani illa çocuk değil yani belli bir yaştaki insanlar, gençlerin bir şekilde doğru bilgi aktarmak lazım. Yani tabii belki bizimki de yanlış olabilir veya düşünce yapımız da farklı olabilir ama biz tabii kendi açımızdan en böyle sadeleştirilmiş şekilde, en böyle doğru bilgileri ortaya birleştirmiş şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. He, gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla, bir de uyguladığımız kadarıyla. Yani şimdi mesela ben kaplama videosu anlatacağım. Nereden biliyorum? Abi 3 sene kaplamalı araba kullandım. Başıma her türlü bok pusur geldi. Seramik mevzusu öyle yani sadece dükkanla alakalı değil. Daha öncesinde biz bu işin içindeydik. Yani arkadaşlarımız olsun, abilerimiz olsun bu işin yani nelere mal edildiğini biliyoruz. Bir de bizim şöyle bir artı tarafımız var. Çok fazla insanla böyle samimi olduğumuz için yani örnek veriyorum adam bana bu seramin ya kardeş geçen bir seramik çektim. Şu seramik hiç boka yaramaz ama ben müşteriye şöyle anlattım, böyle anlattım. Ona iteledim tarzında muhabbetler olduğu için işin aslında pis tarafını da biliyoruz. Ondan böyle rahat rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Bilgi oradan geliyor yani. O zaman arkadaşlar video biraz fazla uzadı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kesinlikle. Görüşürüz. Allah'a emanet.